Orada ekranın diğer tarafında bu videoyu izleyen kim? Sizsiniz. Kesinlikle. Peki siz tek bir canlı mısınız yoksa bir çeşit koloni misiniz? En iyisi oradan başlayalım. Vücudunuzun yaklaşık 1 kilogramı sizin bir parçanız olan bakterilerden, mantardan ve başka mikroskobik organizmalardan oluşur. Endişelenmeyin. Orada olmalarının nedeni sizi sağlıklı tutmaktır. Vücudunuzun 4,5 kilogramını sadece cildiniz oluşturur. Kemikler bunun iki katıdır. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Kalbinizin ağırlığı bir konserve kutusununkiyle aynıdır. %60'ınız da sudur. Beyninizin ve kalbinizin %70'i su iken akciğerlerinizde bu oran %80'dir. Vücudunuz durmadan değişir. Bir de bana sorun. Doğduğunuzda yaklaşık 300 kemiğiniz olur. Yetişkinlikte onların 1/3'ü birbirine kaynar ve geriye sadece 206 kemik kalır. Teknik olarak 3 yaşına kadar diz kapağınız yoktur. Başlangıçta kıkırdaktan, yani kulaklarınızı ve burnunuzu oluşturan o esnek maddeden yapılmıştır. Sonra sertleşip kemiğe dönüşür. Her dakika yaklaşık 300 milyon hücre kaybedersiniz. O hücrelerin yerini yenileri aldığı için endişelenmenize gerek yok. Bu video başladığından beri kaç hücreniz yenilendi? İşte neredeyse yarısı alındığında bile karaciğerinizin yeniden büyümesinin nedeni de budur. Karaciğer böyle olağanüstü bir yenilenme becerisine sahip tek organdır. Vücudumuzun hiçbir şekilde yenilenemeyen tek parçası diş minesidir. Herhalde diş doktorunuz sizi bu konuda uyarmıştır, ha? Aslında hücre yenilenmesi sayesinde derinizi her ay, kanınızı 4 ayda bir, karaciğerinizi 500 günde bir yenilersiniz ve her 10 yılda bir yeni kemik hücrelerine sahip olursunuz. El tırnakları ayak tırnaklarından daha hızlı uzar. Onları daha sık kesmeniz gerektiğini hissettiyseniz nedeni budur. Bir kadının kalbi ortalamada bir erkeğin kalbinden biraz daha hızlı atar. Bunun nedeni kalplerinin genellikle daha küçük olmasıdır. Bütün vücuda onca kanı pompalamak için daha sıkı çalışması gerekir. Onca kanı demişken kalbiniz her atışıyla vücudunuza 1/3 fincan kan pompalar. Bu da günde 7500 litre yapar ki o kadar kan 45 küveti doldurmaya yeter. Oksijen taşıyan tüm o yararlı şeyler geniş bir damar ağında dolaşır. İşin aslı bu öyle geniş bir ağdır ki bütün damarlarınızı birbirine ekleseniz dünyayı iki kere sarabilir. Tabii bunu pek tavsiye etmiyoruz. Beyniniz vücudunuzdaki oksijenin ve kanın %20'sini alır. Her gün 25 bin kez nefes alıp verirsiniz. Ne de olsa beynin o muazzam oksijen ihtiyacını karşılamanız gerekir. Bu bağlamda bilim insanları esnememizin nedenini de aynı şekilde açıklayabileceğimize inanıyorlar. Yine beyne daha çok oksijen göndermeye çalışıyoruz. Sıkıldığınız ya da yorulduğunuz zaman derin nefes almazsınız ve beyinde biraz oksijen açlığı oluşur. Etrafını çevreleyen kasları esneten akciğerler vücudu da uyandırır. Hapşırmayla vücuttan dışarı saatte 160 km hızla balgam damlacıkları atılır. Öksürmeyle hızı saatte 100 km'yi bulur. Ve başladılar. Öksürük iyi bir çıkış yapıyor ama işte hapşırık geliyor. Çok etkileyici. Öksürüğü bayağı geride bıraktı. Ah öksürük. Mikrop saçmak istemiyorsanız el sıkışmak yerine dirsek tokuşturun. Uzmanlar öyle yaparak daha az mikrop yaydığımızı buldular. Daha da iyisi birbirinizin ellerine hiç dokunmayın. Bakteriler en çok öyle yayılıyor. Gözünüzün sadece 1/6'da biri gözle görülebilir. Tamamı bir pimpon topu boyutundadır. Uzağı iyi görüyorsanız gözleriniz normalden kısa demektir. Yakını iyi görüyorsanız, yani uzaktaki nesneler bulanıksa bu gözünüzün normalden daha uzun olduğunu gösterir. Sağ akciğeriniz sol akciğerinizden daha fazla hava alır ama altındaki karaciğere yer açmak için boyu daha kısadır. Hey! Beni sıkıştırmasana! Her 10.000 kişiden biri ters organlarla doğar. Yani onlar için her şeyin tersi söz konusudur. Yine her 10.000 kişiden birinde koku duyusu yoktur. Bu duyu eksikliğine anozmi denir. Yemek zamanı onlar için çok yavan geçiyor olmalı. Çünkü tat alma duyumuzun %80'i kokladıklarımızdan gelir. En küçük kemikler ve kaslar iç kulaktadır. Kemiklerinizin yarısından fazlası ellerinizde ve ayaklarınızdadır. Tüm parmaklarınızda 3 kemik var ama baş parmakta sadece 2 tane var. Parmaklarınızı bükerseniz görürsünüz. Kılcal damarlar en küçük ve en fazla sayıdaki kan damarlarıdır. Her insanda 10 milyar kılcal damar bulunur. Kilometre hesabı yaparsak Plüton'a gidip dünyaya geri dönmeye ve sonra tekrar Plüton'a gitmeye yeter. Hatta biraz da artar. Fakat en büyük organınız cildinizdir.
ortalama bir yetişkin yaklaşık 2 metrekare deriyle kaplıdır. Bu tek kişilik bir yatağın yüzeyinden daha büyüktür. Akciğerlerinizin tüm yüzey alanını alıp düzleştirebilseydiniz bir tenis kortu boyutunda olurdu. Gamzeler genellikle genetiktir ama yanak kaslarınızı gamze yaratmak üzere eğitebilirsiniz. Baş parmağınızı ya da bir kalemin silgili ucunu gamze olmasını istediğiniz noktaya bastırın yeter. Bunu her gün 30 dakika yaparsanız bir ay içinde sonucunu görürsünüz. Avcunuz kol uzunluğunuzun tam 1/4 biridir. Hayatınız boyunca bir eldeki parmakları yaklaşık 25 milyon kez bükersiniz. Çoğu kişinin kafa derisinde 100 bin saç folikülü olur. Gerçi sarışınlarda bu sayı 150 bin ve kızıllarda da 90 bindir. Kafanızda o kadar saç olmasının nedeni kafanızda hiç yağ olmamasıdır. Genellikle vücudunuzu sıcak tutacak şekilde yalıtan da odur. Ki bu iyi bir şey. Başınız vücut ısı yayılımının %80'inden sorumludur. Çünkü beyniniz en çok enerji tüketen organdır. Bunu bir düşünün. Beyinden konu açılmışken kafanızı açıp dürtebilseydiniz hiçbir şey hissetmezdiniz. Lütfen bunu evde denemeyin. Her ne kadar beyin sinir sisteminin dinamosu olsa da beyinde hiç ağrı algılayıcı yoktur. Sizi etkileyen şarkıları dinlerken ürperiyorsanız bunu yapan tam o anda dopamin yani mutluluk hormonu salgılayan beyninizdir. Kafanız düşüncelerle mi dolu? Uzmanlar insan beyninden bir günde yaklaşık 70 bin düşünce geçtiğini tahmin ediyor. Sabahları akşamları olduğundan azıcık yani küçük parmağınızın eni kadar daha uzunsunuzdur. Gün boyunca yer çekimi omurlarınızın arasındaki ve dizlerinizdeki boşlukları sıkıştırır. Bütün gece boyunca uzanınca yeniden genişlerler. Kendinizi gıdıklayamazsınız. Hadi bir deneyin. Beyniniz niyetinizi zaten bildiği için kendini buna hazırlar. Gerçi başkaları sizi gıdıklayacağı zaman kendinizi hazırlayamazsınız. Eşit şartlarda karşılaştırırsak kemikleriniz çelik kadar güçlüdür. Ancak yoğunluğu çelikten daha az olduğu için kemik kolayca kırılır. Çelikle aynı yoğunluğa gelene kadar sıkıştırabilseydik eşit olurlardı. Böylece hepimiz süper kahraman olurduk. İnsan vücudunda 7,5 santimetrelik bir çivi oluşturacak kadar demir bulunur. İnsan gözü 50 kilometre ötedeki bir mum ışığını görebilir. Kıyaslamak gerekirse dünyanın Everest'i içine rahat rahat alabilecek bilinen en derin yeri Mariana Çukuru'nun derinliği sadece 10 kilometredir. Baktığımızda gözün arka duvarına yansıyan resim tepe taklaktır. Neyse ki beyninizdeki video kartı onu düzeltir. Tek yumurta ikizi olmadıkları sürece her insanın kokusu eşsizdir. Bir insanın kimliği parmak izlerinden tespit edilebilir ama dil ve dudak iziniz de onun kadar benzersizdir. Evet, dudak izi tarayıcılarını piyasaya sürelim. Daha da iyisi gözlerinizdeki eşsiz karakter özellikleridir. Öyle ki gözlerinizin 200'den fazla kendine has özelliği vardır ve bu parmaklarınızdakilerden 5 kat fazladır. Her gün 1 litre tükürük üretirsiniz. Bir ömür boyunca ürettiğiniz tükürük 53 küvet doldurmaya yeter. Buna ne dersiniz? Araştırmalar insanların %12'sinin siyah beyaz rüyalar gördüğünü gösteriyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. İnsan vücudunda yaklaşık 600 kas vardır. Yürürken yüzlerce kas ve kemik attığınız her adımda öne doğru eğilirken yüzüstü düşmenizi engeller. Egzersiz yaparken, yürürken veya koşarken salgıladığınız ter, evde tembellik ederken alnınızdan akan terden farklıdır. Stres terinde yağ asitleri olur ama kanepede rahat rahat otururken dökülen ter de olmaz. Yaygın inanışın aksine dil, vücudunuzdaki en güçlü kas değildir. Doğrusu çene kası olmalı. Kaldı ki dil teknik olarak bir kas değildir. Birlikte örülmüş 8 kastan oluşur. Esasında yapısı bir ahtapotun kollarını andırır. İnsan çenesi olan tek canlıdır. Neden bir çeneye sahip olduğumuzsa hala bir sırdır. Açıklanamayan başka bir gerçek de parmaklarımızı kütletme alışkanlığımız. Birçok insanın tuhaf bir şekilde rahatlatıcı bulduğu o ses, eklemlerde patlayan hava kabarcıklarının sesidir. Yüz kızarması, kan dolaşımına hızla adrenalin salgılanmasından dolayı olur. Yanaklarınız kızarınca bir nedenle mideniz de kızarır. Her canlıda farklı sayıda kromozom vardır. İnsanlarda 46, bezelyede 14 ve kerevitte 200 kromozom bulunur. Kromozomlarımızın %99'u şempanzelerle aynı. Kromozomlarınız kedinizle %90 ve bir muzla da %50 aynıdır. Yani evet, DNA komik bir şey. Sanki bir çeşit Lego gibi. Aynı bloklarla bir sürü farklı şey yapabiliyorsunuz.
Mide öz suyu pillerdeki sıvıdan biraz daha az asitlidir. Yeteri kadar zaman verilse mideniz bir metali eritebilir. Sakın test etmeyin. Araştırın yeter. Bebekler genellikle dişsiz doğarlar ama her 2000 yeni doğandan birinin dişleri olur. Ter bezlerinin en yoğun olduğu yer ayak tabanınızdır. Ayaklarınızın günde 250 mililitre teri nasıl ürettiği anlaşıldı. Hayatınız boyunca 6400 litre ya da 400 küvet dolusu ter üretirsiniz. O yüzden çoraplarınızı değiştirmeyi unutmayın. Neredeyse bir o kadar da gözyaşı üretiyorsunuz. Ömrünüz boyunca bu hemen hemen 6000 litre gözyaşı eder. Vücudunuz yarım saat içinde yarım litre suyu kaynatacak kadar ısı üretir. Vücudunuzun ürettiği bu ısının %85'i sırf kasların kasılmasından gelir. Bedeninizle ilgili gerçeklerin ilk bölümü bu kadar. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka videolar da var. Tek yapmanız gereken sol ya da sağ videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.